the plastic photos. Bizim çok uykumuz var. Gündüz uyuyup akşam yola çıksak olur mu? Olur. Biz de iyice dinlenmiş oluruz hem. Herkes uykusunu aldıktan sonra akşamüstü saat 16.30'da yola çıkmışlardı. Manisa yoluna doğru. Gece olduğunda Manisa'dan çıkabilmişlerdi. Saat geç olmuştu ama yol üzerinde bir kadın gördüler. Kadının ayakları yoktu ve yerde sürünerek ilerliyordu. Hemen arabayı kenara çekip kadına yardım etmek için arabadan indiler. Bizimkiler kadına doğru yaklaştıkça kadın sürünerek uzaklaşmaya çalışıyordu. Korkmayın. Biz sadece yardım etmek için buradayız. Gidin, uzaklaşın. Yoksa sizi de öldürecekler. Kimler? Sorgulamayın, gidin işte. Kadın bir süre sonra yorulduğu için hareket edemedi. Herkes onun bir vahşi hayvan tarafından saldırıya uğradığını düşündü. Kadının şokta olma ihtimalinden dolayı onlara böyle davrandığını düşünmüşlerdi. Orhan Hoca yavaş yavaş kadına doğru yaklaştı. Sakin ol. Şimdi anlat sana ne oldu. Gidin. Ben kendimi yaktım. Sizi de yakmak istemem. Sağlığınız için gidin. Tamam. Ne olduğunu anlatırsan gideceğiz. Kadın bir Orhan Hoca'ya bir fulyaya baktı yutkundu. Ben aslında bir... Bir anda kadının gözleri fal taşı gibi açıldı. Kadın ürkek bir ses tonuyla geldiler dedi. Kimler geldi? O sırada çok şiddetli bir fırtına çıktı. Etrafı çok şiddetli bir sis bastırdı. Orhan Firdevs bir yana, Doğukan Fulya bir yana savruldu. Kadın ise çığlıklar içerisinde yolun kenarındaki ormanlık alana doğru sürüklenerek gözden kayboldu. Uzun süren bir baygınlığın ardından saat 6.30 gibi ayıldı. Bu dörtlü. Kendilerine geldikten sonra kadını aramaya başladılar. Bakmadık yer kalmayınca bulamayacaklarını anlayıp yolculuklarına devam ettiler. Öğle saatlerinde mezarlığa vardılar. Mezarlık bomboştu. Doğukan hocayı babasının mezarına götürdü. Mezarın etrafında sanki özellikle insanlar baksınlar diye 34-43 yazılı tabelalar asılıydı. Sadece tabelalarda da değil, mezarın etrafında da 34-43 yazıyordu. Ruhuna Fatiha okuyup 34-43 yazısını da akıllarına kazıyarak tekrar İzmir'e Ödemiş'e yola çıktılar. Dün gece ayakları olmayan kadını gördükleri yerde bir kalabalık gördüler. Fulya, sen burada kal, ben geleceğim diyerek arabadan iner ve kalabalığa doğru gider. Aradan sızarak ambulansın bulunduğu yere gider. Yerdeki dünkü kadındır. Parçalanmış ve darp edilmiş bir halde yerde yatmaktadır. Doğukan uzun süre orada bekleyince polise onu oradan uzaklaşması için uyarmıştır. Ne olmuş bu kadına memur bey? Henüz kesin bir şey yok. Otopsi raporunu bekliyoruz. Peki, teşekkürler memur bey. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hayırlı yolculuklar. Doğukan arabaya dönmek üzereyken büyük ihtimalle ölen kadının yakınlarının konuşmasına denk gelir. İki kadın aralarında ölen kadın hakkında büyücü olduğunu ve zamanında büyüyle çok yuva yıktığını, şimdi ise tövbe ettiği için cinler tarafından katledildiğini konuşuyorlardı. Korktuğu için hemen arabasına bindi. Yolda giderken Orhan Hoca'ya bu olayı anlattı. Büyü iki tarafı keskin kılıca benzer. Hem yapanı, hem yaptıranı, hem de yapılanı felakete sürükler. Her büyücünün ruhunu şeytana satan herkesin sonu böyledir. Allah bizi cinlerin, üfürükçülerin şerrinden korusun. Orhan Hoca'ya Firdevs Hanım eve gelir gelmez hemen çalışmalara başlarlar. Evde bu dörtlü yokken garip bir olay yaşanmamıştır. Hocam, şimdi bize bir büyü mü yapılmış? Evet, bundan eminiz ama kimin yaptığını bilmiyoruz. Peki kimin yaptığını bulamaz mıyız? Firdevs Hanım, size çok yakın birisi. Büyü materyallerinin hepsi evinizin içi ve çevresinde bulundu. Bunları oraya çok yakın birisi koymuş olmalı. Hatice teyzeler falan mı koydu acaba? Saçmalama Doğukan. Kadın ne kadar endişelendi dün görmedin mi? O zaman Davut amca koydu. Zaten dün İhsan amca onun için tekin olmayan birisi demişti. Doğukan, iyice saçmalıyorsun. O değil, bu değil. Zaten köyde bizden başka 3 kişi var. Kim koydu? Dürümcü Necmi Usta mı koydu bu büyüleri? Bence tartışmayı kesip işimize bakalım. Büyü yapanı bulamasak da Allah onu ne bu dünyada ne de öteki dünyada cezasız bırakmaz. Evinizde Kur'an-ı Kerim var mı? Var. Bir getirebilirseniz iyi olacak. Kur'an-ı Kerim'i getir. Hoca Kur'an'dan sayfalar açarak içinden okumaya başlar. Uzun süre okuduktan sonra bırakır. Hocam ne oldu? Bu cümlenin anlamını çözemiyorum. Ne yapacağız? Bakın bu İbrani harfinde her harfinin rakamsal bir karşılığı vardır. Sofit harfler için Nun, J harfi 50 rakamını tekabül ediyor. Şin harfi 300. Yok bu böyle çözülmez. Peki kelime anlamı olarak bu bulduğumuz 34-43 harfiyle bağlantı kurulamaz mı? Bir bakalım. Neşt. Çözmek demek. Eski İbranice bir dil kelime. Tamam bu kelimeyi atarsak kul kapa laksiyas kalıyor. 3-4-4-3 eşittir 14 ediyor. Kul kapa kelimesi 7 harf. Laksiyas kelimesi 7 harf etti. 14 harf. Eşittir 14 olduğuna göre. Şimdi bu iki kelimeyi rakamlara ayırırsak kul kapa laksiyas ortaya çıkıyor. 3'ler ve 4'leri birbiriyle eşitlersek
Orhan Hoca elindeki kalemi bırakır ve yavaş yavaş ayağa kalkar. Hocam ne oldu? Kul yazı ve kalpalak kelimeleri ortaya çıkar. Yani kul yazı çok tehlikeli ve bir o kadar kalabalık bir kabilesi. Kapalak eski İbranice'de öteki taraftan gelen anlamına geliyor. Neşt kul papalak has. Masumlar asla ölmez anlamına geliyor. Yani Doğukan'ın babasının ve Fulya'nın ağabeyinin zamanında yaktığı masum canların ruhları intikam için geri döndüler. Doğukan ve Fulya korku dolu gözlerle birbirine baktılar. Peki ne yapacağız? Ben Doğukan ile birlikte babasının vefat ettiği yere gideceğim. Sen de Firdevs ile ağabeyinin kayıp olduğu yere gideceksin. Olay orada çözülecek. Tamam, kabul. Yeter ki bu lanetten kurtulalım. Peki ben şehire inip yakın bir akrabamın arabasını alacağım. Biz o arabayla gideriz. Siz de Doğukan arabasıyla gidersiniz. Herkes kabul eder. Köydekilerle vedalaştıktan, helalleştikten sonra arabayla Ödemiş'e giderler. Diğer arabayı alırlar. Orhan Hoca artık yollar ayrılıyor. Baban nerede vefat etmişti? Doğukan. Geverek köyünde. Ne tarafta o köy? Giresun taraflarında. Peki Fulya senin ağabeyin nerede kaybolmuştu? Samandağ köyü. Kırklareli. Tamam hadi. O zaman yola çıkalım. Çok uzun yolumuz var. Allah yardımcımız olsun. Doğukan ve Orhan Hoca Bursa yolunda, Fulya ve Firdevs Hanım ise Çanakkale yolu üzerinden hedeflerine gitmeye başlarlar. Doğukan ve Orhan Hoca Mustafa Kemal Paşa'da dururlar. Orhan Hoca eski bir dostu olan ve bu konularda çok büyük tecrübe sahibi olan Musa Hoca'nın yanına uğrar. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Benim sana danışmam gereken çok önemli bir konu var. Hayrola? Bu arkadaşımıza bir büyü yapımı sonucu cinler musallat oldu. Cinler kendi alemlerindeki bir sırrı dünyaya aktarırken şifre yolunu kullandılar. Bu şifreyi çözdük. Babasının işlediği bir günah yüzünden cinler musallat olmuşlar. Bu mümkün müdür? Mümkündür tabi. Eğer böyle bir durum var ise musallat olan kabile Kulyas kabilesidir. Çünkü onlar cinler aleminin asayiş müdürleridir. Onların intikamları çok kötü olur ama korkmayın. Bakara suresinin onlardan koruyucu etkisi vardır. Ben size bir muska yazayım. Bu muskayı yanınızdan ayırmayınız. Size hiçbir şey yapamazlar. Musa Hoca muskayı yazar teslim eder. Uğurlar ve bu ikili 12 saat sürecek bir yolculuğa çıkarlar. Koru parka geldiklerinde bir yiyecek içecek molası verirler. Doğukan yemek siparişi verecekken ön sırasında bekleyen kadın elini yemeğini alır almaz Doğukan üzerine döker. Yerdeki ekmek parçalarını toplarken aynı zamanda özür üstüne özür diler. Sorun değil hanımefendi. Doğukan eğilip yerdeki ekmek parçalarını alır eline. Elini alır almaz ekmek parçaları çürümüş etlere döner. Doğukan korkmaz çünkü yanında koruyucu muska vardır. Kadının yüzüne bakar. Kabuslarında gördüğü kadındı bu kadın. Sanki hiçbir şey olmamış gibi devam etti. Yemeğini yedi ve yola devam etti. Uludağ yolunda ilerlerken yemek arabanın içerisinde iyice kokmuştu. Orhan Hoca civarda uygun bir alanda üstümü değiştirmek istediğini söyler. Uzun bir yolculuk olacağı için yanına kıyafet almıştır Doğukan. Uygun bir yer bulunur. Terk edilmiş bir otel. Doğukan içeriye girer, otelin bir odasının eski gıcırdayan kapısını kapatır. Giyinir. O sırada kapı çalar. Orhan Hoca olduğunu düşünür. Kapıyı çalan yaşlı bir teyzedir. Buyur teyze. Susadım evladım. Suyun var mıdır? Doğukan yanında taşıdığı pet şişeyi arar. Pet şişe arkada kalmıştır. Arkaya gidip pet şişeyi alır ve teyzeye verir. Teyze suyu içip Doğukan'a geri verir. Doğukan şişeyi alır almaz elinde bir acı hisseder. Kapıdaki teyzeye bakar. Teyzenin ağzından sülükler vardır. Korkudan kapıyı kapatır. Elindeki şişeye bakar. Şişedeki su kan kırmızısı bir renge bürünmüştür. Ve içerisinde sülükler vardır. Şişeyi camdan dışarı atar. Kendisi de camdan dışarı çıkmayı düşünür. Çok yüksektir. Odada başka cam bulunmamaktadır. Orhan Hoca'ya sesini duyurmak için seslenir. Orhan Hoca gelir, kapıyı açar. Ne oldu? Dışarıda bir teyze var mı? Yok, ne oldu ki? Hemen çıkmalıyız. Yolda giderken anlatırım. Arabaya kadar hızlı adımlar ile ilerlerler. Yolda ilerlerken Doğukan olan biteni anlatır. Demek doğruymuş. Ne doğruymuş? Altın diş vakası. Yani yıllar önce 3 arkadaş Uludağ'da tatil yapmak istiyorlar ama paraları yok. Aralarından birisi çıkıp benim geçen yaz mefat eden büyük annemin altın dişi vardı. Onu satar, çıkan parayla Uludağ'a kayağa gideriz. Bunlar da kabul ediyor. Gece gece gizli bir şekilde mezarlığa giriyorlar, çıkartıyorlar cesedi. Alıyorlar altın dişi. 3 hafta sonra Uludağ'da kayak yapıyorlar. İlk gün o fikri çıkaran dahi ayağını kırıyor kayak yaparken. Sonra bunlar çok ses çıkartıyorlar diye otelden atılıyorlar. Bunlar yalnız Uludağ'ın yollarında kırık ayakla Bursa'ya dönmeye kalkıyorlar. Yolun yarısında yorgunluktan bu otelde uyumaya karar veriyorlar. Gecenin bir yarısı yaşlı bir teyze bunların başında dikiliyor. Ne oluyor falan diye bir düşünürlerken su istiyor teyze. Yanlarındaki şişeden su veriyorlar. Teyze suyu içiyor, sonra bir bakıyorlar bardak altın dişlerle dolu. Ne oluyor derken teyzeye soruyorlar. Teyze sen kimsin diye. Sonra bu otel ve civarındaki şu Çıkkaya köyünde deprem oluyor. Çocuklardan daha haber alınamıyor. Kim buraya gelirse o teyzeyi görüyormuş. Peki bunu o teyze mi anlatmış? Güzel yerden yakaladım.
Bu sadece bir rivayet. Ben de inanmazdım. Neyse, bu Musa da bilgili birisi mi? Onlar sürelerce bilgili. Babası rahmetli Sadr Hoca benim çok sevdiğim bir hocamdı. Musa ile askerlikte tanıştık. Onun da köyünde böyle olaylar yaşanmış. Daha doğrusu bundan çok daha ciddi. İnsanlar ölüyor, hayvanlar ölüyor, kayboluyor filan. Çok daha berbat bir konu. Allah Allah. Nasıl çözdüler bu olayı? Hiçbir çözüm bulamayınca o cinler çok tehlikeli hale gelince helak duasına çıkıyorlar tüm köy. Sonra hepsi ya Mustafa Kemal Paşa'ya ya da Bursa'ya geçiyorlar. Köy? Köy sular altında. İlginç. Yolculuğa devam ederler. Firdevs ve Fulya Çanakkale üzerinden Kırklareli'ne gitmektedirler. Böyle olaylar yaşayan başka insanlar var mı? Firdevs, nasıl olaylar? Şu şekilde cin vakaları yaşayan kişiler. Çok fazla var. Hatta insanların yüzünde cinlenen köyler, evler bile var. Gerçekten mi? Mesela nerelerde bu köy? Her yerde var. Çanakkale'de nerede var? Cuma mezarlığı var. Peki oraya gidebilir miyiz? O kadar cesaretli misin? Cesaretten çok merak diyelim. Firdevs yolun rotasını ıssız Cuma mezarlığına doğru çevirir. Mezarlığa ulaşırlar. Tam gireceklerken yaşlı bir teyze gelir yanlarına. Firdevs kızım, Fulya kızım hayırdır? Bir akrabamız burada yatıyordu, onu ziyarete geldik. Aman kızım dikkatli olun bak, buralar tekin değildir. Tamam teyzeciğim sağ olasın, Allah razı olsun. Annengil ne yapıyor? İyi o da teyzeciğim sağ ol. Bana bak, sen yoksa beni tanımadın mı? Yok teyzeciğim, tanıyamadım. Ben Hatice teyzem, Hatice erkek. Aa şimdi tanıdım. Tamam o zaman, hoşça kalın. Teyze giderken ikisi de birbirine garip garip bakarlar. Bu teyze kimdi? Tanıyamadım. İkimizin de adını biliyor. Ben de ona şaşırdım zaten. Allah Allah. Mezarlığın içerisinde gezinmeye başlarlar. Bu sırada Firdevs bu mezarlıkta bulunan Birleşmiş Mezarı arar. Uzun bir arayışın ardından mezarı bulurlar. Ruhlarına Fatiha okurlar. Tam bölgeden ayrılacaktırlar ki mezar taşında yazan bir isim dikkatlerini çeker. Mezar taşında Hatice Erkek yazmaktadır. Bu az önceki teyzenin ismidir. Bu bir tesadüf müdür yoksa cinlerin bir oyunu mudur? Bilinmez. Bunların pek tekin olmadığını anlayıp mezarlığı terk ederler ve Kırklareli'ne doğru yola devam ederler. Doğukan ve Orhan Hoca gecenin geç saatlerinde Geverek köyüne ulaşırlar. Doğukan baban nereden vefat etmişti? Babam öğretmendi. Okulda bir cuma günü kalp krizi geçirmiş. Mübarek gündürmüş rahmetli. Mekanı cennet olsun. Peki okul nerede? Okul köyün bayağı dışında. İyi hadi oraya gidelim. Yarım saat süren bir patika yolculuğundan sonra eski püskü terk edilmiş okula ulaşırlar. Doğukan duraksadı. İyi misin Doğukan? Bir an dejavu oldu. Nasıl yani? Sanki buraya yakın bir geçmişte gelmişim gibi. Peki buraya gelip ne yaptın? İlk olarak okulun ilk katındaki sınıfları gezdim. Duvarlarda şatlak izleri vardı. Sonra bir şey beni ikinci kata çağırdı. Sonrasını hatırlamıyorum. İlk olarak birinci katta gezinelim. Sonra ikinci kata çıkarız. Okulun ilk katının kapısından girdiler. İçeriye iyice gezdiler. İlk kattan ikinci kata çıkarken bir merdiven yoktu. Dışarı çıktılar. Doğukan önden ilerledi. Tam merdivenleri bulduğunu, köşeye dönecekti ki merdivenlerin ucunda kara çarşaflı bir şeyler olduğunu gördü. Korktu, geri çekildi. Orhan Hoca, ne oldu? Hocam merdivenlerin ucunda siyah çarşaflı biri var. Dur bir de ben bakayım. Orhan Hoca oraya bakar ancak orada bir şey yoktur. Orada bir şey yoktu Okan. Hocam gördüm. Karanlıktan daha siyah bir renk. Boyu en az bu bina kadardı. Orhan Hoca, Doğukan cinler oyun oynayıp insanlarla alay etmeyi severler. Bu cinlerin bize oynadığı bir oyun. Aldırış etme ve ona devam et. Tamam hocam. Doğukan ve Orhan Hoca ikinci kata çıkarlar. Yıllardır yağlanmamış kapıyı açtılar. Koridorun sonuna doğru gittiler. Sonra bir an salonun başındaki kapı açıldı. Doğukan korkmaya başladı. Kulyas kabilesi bizi oraya davet ediyor. Hocam gitmesek olur mu? Olmaz Doğukan. Buraya ne için geldiğimizi hatırla. Doğukan yutkundu. Korka korka ilerledi kapıya doğru. İçeri girdiler. Doğukan dondu kaldı. Doğukan iyi misin? Burası kabusamda gördüğüm yer. Devam et anlat. Doğukan. Burada başlıyor kabus. Babam var. Ben varım. Bir kız var. Dışarıya bakıyorum. Binlerce asılı beyaz giyinimli kadınlar. Doğukan ve Orhan Hoca camdan dışarı baktılar aynı. Doğukan'ın kabusu gibiydi. O manzara gerçek olmuştu. Arkalarına baktılar. Yaşlı ve iri yapılı biri eliyle gel işareti yapıyordu. Baba seni çağırıyorlar Doğukan. Hocam ne yapacağız? Sana verdiğim muska hala yanında mı? Evet. Onu çıkar. Elinle sıkıca tut. Babana doğru yaklaş. Yaklaşırken de Nas Felak surelerini oku. Doğukan hocanın tüm dediklerini yaparak babasına yaklaştı. Tam ona elini uzatacaktı ki yine o kadın. Neçin papalek yaslayarak babasını aldı duvardan geçirdi. Herkes bir yere savruldu. O sırada duvarlardan kan akmaya başladı. Cam açılmıyordu. Orhan Hoca. Doğukan dışarı çıkıyoruz hemen. Doğukan ve Orhan Hoca hızlıca okulun dışına çıktılar. Ancak dışarısı daha kötüydü. Okulun çıkış kapısında binlerce uzun boylu siyah varlık onları bekliyordu. Hemen okulun içerisine girdiler. Daha doğrusu adım atar atmaz dışarıda gördüklerinin aynısı okulun içinde de gördüler. Orada kalmışlardı.
Geri okulun dışına çıkmaya karar verdiler. Tam çıkacaklardı ki okul kapısında kimler görse beğenirsiniz. O sırada Fulya ve Firdevs Hanım'da Kırklareli'ne Samandağ köyüne ulaşmışlardı. Köy bomboştu. Hiç kimseler yaşamıyordu ancak köyün içerisinde kazma kürek sesleri geliyordu. Sese doğru ilerlediler. İleride bir ışık gördüler. Esselamun aleyküm. Bir anda bütün sesler kesilmiş ve ışık yok olmuştur. Kafasını salladı. Sonra da Fulya'ya bakıp bizimle alay ettiler. Her neyse abine de olmuştu. Kaybolmuş. Nerede? Koyun otlatırken ormana girmiş. Geri dönmemiş. Şimdi seninle birlikte ormana gireceğiz. Sakın korkma. Çünkü onlar korkudan beslenir. Ormana doğru yavaş yavaş ilerledi. Biraz derinliklere girince Firdevs Hanım burada bir şeyler yazıyor. Firdevs Hanım uzunca bakar. Nebati alfabesiyle yazılmış bir Türkçe cümle. Nebatice? Eski bir Arap dili. Kulyas kabilesi. İslam'dan önce Arap Yarımadası'nda hakim olan cin kabilesi. Aynı zamanda en kalabalık cin kabilesi. Bu dilde konuşmaları veya mesaj vermeleri çok normal. Bizi daha derinlere çağırıyorlar. Haydi gidelim. Gitmesek olmaz mı? Korkma. Onlar korkudan beslenirler. Allah bizimledir. Fulya titreyerek adımlarını atar. Biraz daha derinlere indiklerinde ağaçların diplerinde çukurlar bulurlar. Çukurlara baktıklarında içinde insan kemikleri ve organları bulurlar. Etraf leş gibi kokuyordu. Bu koku bir anda gelmişti. Kafalarını kaldırıp etrafı kontrol ederken ileride bir mezarlık olduğunu fark ederler. Oraya doğru giderler. Mezar taşları artık belli olmaya başlamıştır. Garip bir şekilde tüm mezar taşlarının üzerinde İbrahim Köroğlu yazmaktaydı. Fulya mezarlardan birisine gelip eliyle dokundu. Abinin mezarı mı diye sorar. Fulya yavaş yavaş hıçkır hıçkır ağlayarak Firdevs Hanım'a doğru başını döndürür. Gözleri fal taşı gibi açılır ve çığlık atar. Çığlık atar çünkü Firdevs Hanım'ın tam arkasında uzun boylu siyah bir gölge, keskin pençeli ellerini ona doğru yavaş yavaş uzatmaktadır. Firdevs Hanım arkasını döner dönmez o siyah gölge garip sesler çıkartan kara bir yılana dönüşüverir. Önce yılana bakar Firdevs Hanım, sonra Fulya'ya. Fulya yerdedir ve aslında orada hiç mezarlık yoktur. Hatta arkalarından binlerce siyah gölge vardır. Arkalarına bakmadan Fulya'nın çığlıkları içerisinde kaçarlar. Kaçarlar ve kendileri için açılmış iki adet çukura, daha doğrusu mezara düşerler. Peki mezarları kimler açmış? Olsalar beğenirdiniz. Doğukan'ın gözleri yavaş yavaş açılıyordu. Kendisine ne olduğu konusunda hiçbir fikri yoktu. Okulun bir sınıfında elleri bağlı bir şekilde sandalyede oturuyordu. Tuzağa düşmüşlerdi. Orhan Hoca henüz kendine gelmemişti. O sırada içeriye elinde Arapça yazılı bir kitapla Davut amca girdi. Davut amca, Davut amca ya, ne oluyor burada? Çöz bizi de gidelim. Sizi çözer miyim ulan? Ben yıllardır bu anı bekliyorum. Seni tuzağa düşürmüşüm. Böyle bir an kaçılır mı? Nasıl yani? Ya nasıl yani? Sence neden Topuk Çınar'a atandınız? Neden Ödemiş'in dağları arasında kimsenin bilmediği bir köye atandınız? Her şeyi planlamıştık. Büyüler, tılsımlar, çukur, yatak odası. Ben ve İhsan amcanlar. Yıllardır bugün için uğraştık. Bitirmediğimiz büyük kitabı kalmadı. En güvenlisinden en tehlikesine kadar. Peki neden? Ben size ne yaptım? Sen bana bir şey yapmadın. Allah'ın belası baban yaptı. Sevdiğimi elimden aldı. Hayır, bu gerçek olamaz. Şu an senin burada sandalyeye bağlanmış bir şekilde tuzağa düşmüş olman kadar gerçek. Davut amca etrafı tütsüler üfleyerek tılsımlar okumaya başladı. Daha sonrasında cebinden bir fotoğraf çıkarttı ve Doğukan'a gösterdi. Bak bu Ayşe. İşte babam bu kızı elimden aldı. Askerdim uzakta. Doğuda bir gün mektup geldi bana. Mektup normalden çok sonra elime ulaştı. Normal olarak. Mektup Ayşem'den gelmişti. Ayşe babanın müdürlük yaptığı okulda hademe olarak çalışıyordu. Mutlu bir şekilde açtım okudum. Peki mektupta ne yazıyordu biliyor musun? Hayır. Müdür bana tecavüz etti yazıyordu. Askerlikten kaçıp köyüme döndüm. Ben geri döndüğümde Ayşe kendini asmıştı, ölmüştü. Senin baban onu elimden aldı Doğukan. Peki sonrasında ne oldu? Ayşe'nin annesi babana büyü yaptı ama büyü Ayşe'yi vurdu. Ayşe'nin suliyeti okulda dolaşmaya başladı. Sonra Ayşe'nin suliyeti babanı bir cuma gecesi yakaladı. Onu okulun duvarlarına vura vura öldürdü. Sınıfların duvarlarına bak. Bak, bunlar Ayşe'nin babanı öldürürken yaptığı izler. Benim için gurur kaynağı. Ben hiçbir şey yapamadım. İntikam alamadım. İntikam alabilmek için bugünü bekledim. O yüzden bırak doya doya intikamımı alayım. Yere çember çizdikten sonra kapıya doğru ilerledi Davut amca. Orhan hocayı bırak, onun bir suçu yok. Yok, kurunun yanında yaş dayanar. Cehennemde görüşürüz Doğukan. Der ve kapıyı kapatıp dışarı çıkar. Bir süre sonra etrafta siyah siyah gölgeler görünmeye başlar. Orhan hoca o sırada kendine gelir. Hazırlıksız yakalanmıştır. Ne yapacağını şaşırmıştır. Aklına gelen bütün duaları okumaya başlar. Ancak karşısında baş edemeyeceği kadar güçlü bir kulyas ordusu vardır. Fulya ve Firdevs Hanım için de durumlar aynıydı. Tuzağa düşmüşlerdi. Fulya'nın gözleri açıldığında karşılarında ellerinde kazmalar ile Hatice teyze ve İhsan amca duruyordu. Günaydın. Keşke uyanmasaydım. En azından acı hissetmezdim. Hatice teyze ne diyorsun? İntikam diyoruz Fulya. Ağabeyinin intikamı.
Abim mi? Abim size ne yaptı? Ne yapmadı ki? Evladımızdan etti bizi. Senin abin. Hayır, abim böyle bir şey yapmaz. Bal gibi de yaptı Fulya. Abim bir katildi. Psikopattı. Ruh hastasıydı. Köyde bir gün çocuklar kaybolmaya başlamıştı. Çocuklarımızı geceleri yattıkları yataklarda bulamaz olduk. Sonra bizim oğlumuz da kayboldu. Köylüler için İbrahim'den şüpheleniyorlardı. Çünkü abin gecenin bir yarısı ormana korkmadan giriyordu. Bir gece köylüler abini takip ettiler. Abin yine ormana ilerliyordu. Köylüler peşinden gitti. Abim bir yerde duraksadı. Eğilip çukurlarda bir şeyler yaptı. Sonra ormanın içerisinden gelen beyaz bir ata binip ormanın derinliklerine doğru gitti. Köylüler o çukurlara gittiklerinde o zamana kadar kaybolmuş olan tüm çocukların eşyalarını, daha kötüsü her biri parçası birbirinden ayrılmış cesetlerini buldular. O cesetlerin arasında oğlumun da cesedi vardı. Sen bu acının ne olduğunu bilmiyorsun. Bilmiyorsun ama ben sana bu acıyı da yaşatacağım. En azından sen ölene kadar. Düşünsene, sen bu yolculuğa çıkarken oğlun Arif'i kime emanet etmiştin? Evet değil mi? Bize emanet etmiştin. Biz buradayız. O zaman Arif nerede? Sence bunun cevabını düşün. Ben de o görevimi yerine getireyim. Hatice teyze ile İhsan amca bazı tılsımlar okuyarak üstlerine toprak atmaya başlarlar. Tam son toprağı atarlarken İhsan amca cehennemde görürsünüz Fulya der ve tam o sırada bir silah patlar. Firdevs Hanım yavaş yavaş gözlerini açmaya başladı. Hastanedeydi, şanslıydı, kurtulmuştu. Yanındaki yatağa baktı, Fulya o yatakta yatıyordu, mutlu olmuştu, kurtulmuşlardı. Ettiği dualar işe yaramıştı. Ne zaman işe yaramamıştı ki zaten? Hemşire içeriye güler yüzle girip, günaydın efendim, teşekkür ederim, Fulya'nın durumu nasıl? Sakin olun, o da iyi, şu anda uyuyor, dinlenmesi lazım. Ağır bir darbe almış, onu biraz misafir edeceğiz, tedavisi biraz sürecek. O sırada içeriye polisler girer. Yanlarında orta yaşlı şapkalı bir adam vardır. Günaydın efendim. Eğer mümkünse bir sorgu yapacaktık ama kendinizi iyi hissediyor musunuz? Evet tabii ki. O zaman sorguya başlayabiliriz. Olayı bize en başına anlatır mısınız? Issız bir köyde ne arıyordunuz? Firdevs Hanım biraz düşünür. Oraya cinler yüzünden gittik dediği zaman alay konusu olmaktan korktuğu için şöyle bir cevap verir. Orası Fulya'nın köyüydü. Yolumuzun üstünde olduğu için uğramak istedik. Ancak bu bir tuzakmış. Fulya'ya borcu olan bir aile onu ve beni bir şekilde bayılttı. Sonrasını hatırlamıyorum. Peki bu kişi onlardan birisi miydi? Hayır, bu kişiyi hiç görmedim. Polisin yanındaki adam, dedim ya polis bey, ben bu Fulya ile aynı köydeyim. İkimiz de Samandağlıyız. Fulya ne zaman uyanır hemşire hanım? Uyuyalı bayağı oldu, her an uyanabilir. Peki biz dışarıdayız o zaman. Uyanınca bir zahmet bizi çağırırsınız, pekala. Polisler dışarı çıkar. Hemşire de biraz sonra dışarı çıkar. Siz kimsiniz? Ben Fehmi. Bizi sen mi kurtardın? Fehmi kafasını sağlar. Peki ama nasıl? Polislere söylemeyin ama köyde defini arıyordum. Sonra sesler duydum. Polisler de ışığı fenere kapatıp saklandım. Ses çıkarmadım. Sonra siz ikinizi gördüm. Aldırış etmedim. Sonra bir çalık sesi duydum. Koştum yardıma baktım ki iki yaşlı var. Daha sonra ellerinde kazma kürekle çukura toprak atmaya başladılar. Amca cehennemde görüşürüz Fulya deyince yanımda taşıdığım silahla bir el ateş ettim. Beyaz bir ata binip ormana doğru kaçtılar. Ben de aceleyle orada bıraktıkları kazma kürekle orayı kazdım. Sizi buldum. Çıkarttım. Hızlıca arabamla en yakın hastaneye getirdim sizi. Polislere haber verdim. Allah senden razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Amin. Cümlemizin. Firdevs Hanım eliyle telefona uzanır. Hemen Orhan Hoca'yı arar. Orhan Hoca açmaz. O sırada Fulya uyanır. Günaydın. Kurtulduk. Evet Fulya, kurtulduk. Bak eğer polisler sorarsa Samandağ senin köyün. Yolumuzun üstüydü. Biz de o köye uğradık. Yalan mı söyleyeceğiz? Eğer gerçeği anlatırsan iş çok uzar. Pekala. Büyüden kurtulduk mu? Aslında büyüden çok daha önce kurtulmuşuz. Samandağ'a geverek köyleri sadece cinlerin İhsan amca ve Hatice teyze ile bize oynadığı bir oyun. Amaçları bize tuzağa düşürmekti. Başarılı da oldular. Cin, büyü, bilmesen daha iyi olur Fehmi. Bence de çok şeyimdir o konularda. Ne? Korkak işte. Bu arada beyefendi kim? Bizi kurtarıp hastaneye getiren kişi. Allah sizden razı olsun. İhsan amca ve Hatice teyzenin cesetleri bulundu mu? Onlar beyaz bir atla ormanın içine doğru kaçmışlar. Ben silah sesi duymuştum. Korkup kaçsınlar diye ben ateş ettim. Sonra kaçarken orada bıraktıkları kazma kürekle sizi kurtardım. Tekrar Allah senden razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Acaba Doğukan ne yaptı? Aradım açmadılar. İnşallah başlarına bir şey gelmemiştir. Hemşire içeri girer. Günaydın Fulya Hanım. Nasıl hissediyorsunuz? İyi gibi. Hemşire önce Fulya Hanım'ı daha sonra ise Firdevs Hanım'ı kontrol eder. Firdevs Hanım sizin durumunuz gayet iyi. Yarın taburcu olacaksınız. Ben... Sizi biraz daha aramızda misafir edeceğiz. Firdevs Hanım sizinle biraz gezinti yapacağız. Hemşire ve Firdevs Hanım hastanenin etrafına bir tur atarlar. Bu sırada polisler Fulya'yı sorgulamaktadırlar. Firdevs Hanım, sandığımdan daha kuvvetlisiniz. Yarın sapasağlam taburcu olacaksınız.
İsterseniz gidip dinlenebilirsiniz. Firdevs Hanım gidip yatağına yatar. O sırada Fulya'nın sorgusu bitmiş, Fulya çoktan uyumuştur. O da kafasını yastığa koyar ve uyur. Ertesi sabah uyandığında Fulya ile vedalaşır. Bana bak, gözün hiç arkada kalmasın. Arif'e çok iyi bakacağım. Onu benim için öp. Firdevs Hanım kafasını sallar, dışarı çıkar. Hastanenin çıkış kapısında Fehmi ile karşılaşır. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Taburcu mu oldun? Evet, şimdi yolculuk eve. Ev nerede senin? İzmir. Ben de Manisa'ya gideceğim bugün. Önce seni İzmir'e bırakırım, sonra da Manisa'ya geçerim. Sağ olasın, arabam var. Olmaz, daha yeni taburcu oldum. Çok riskli. İyi madem, dur şu arabanın anahtarlarını Fulya'ya bırakayım. Sen ver o anahtarları, ben hem Fulya'yı göreyim hem de anahtarları bırakayım. Fehmi yukarı çıkar, 15 dakika sonra geri gelir. Hadi o zaman yola çıkalım Allah'ın izniyle. Yola çıkarlarken, yolun yarısında Firdevs Hanım'ın telefonu çalar. Arayan Orhan Hoca'dır. Selamun aleyküm Firdevs. Aleyküm selam, ne oldu, nasılsınız? Biz iyiyiz. Ben şimdi yoldayım. Bir yerlerde buluşmamız lazım. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Ben taburcu oldum ama Fulya hala hastanede. Ama iyi, bilinci yerinde. Doğukan da aynı şekilde. Çok kötü tuzağa düştük. Biz de. Allah'ıma şükürler olsun ki oraya defini arayan biri bizi kurtardı. Nasıl kurtuldunuz? Nasfelek ayetel kürsü. Eğer Doğukan muskasını düşürmeseydi her şey daha iyi olabilirdi. Bizim acilen Topuk Çınar'a geri dönüp Arif'i kurtarmamız lazım. Şu an Arif nerede hiç bilmiyoruz. İzmir'e ne zaman ulaşırsın? Birkaç saat sürer. Şu an Çanakkale'deyim. Sen Manisa'ya gel, oradan buluşuruz, devam ederiz. Oradan yola. Ben şu an zaten Manisa'dayım. O zaman sen Ulu Park'a gel, orada buluşuruz. Tamam o zaman. Esselamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Fehmi, Manisa Ulu Park'a beni bırakabilir misin? Fehmi, tamam der. Fehmi Firdevs Hanım'ı Ulu Park'a kadar götürür. Fehmi, Allah senden razı olsun. Çok sağ ol. Önemli değil, insanlık görevimiz. Firdevs Hanım arabadan iner ve Orhan Hoca'yı aramaya başlar. Orhan Hoca parkın içine bir bankta oturmaktadır. Firdevs Hanım'ı görünce yerinden kalkar ve yanına gider. Hoş geldin. Hoş bulduk. Araban nerede? Hiç zaman kaybedemeyiz. Arif'i bulmamız lazım. Tamam. Hemen çıkın oradan. Firdevs Hanım ve Orhan Hoca arabaya binerler. Başlarlar Ödemiş'e doğru yolculuğa. Sen nasıl geldin buraya kadar? Bizi kurtaran çocuk Fehmi getirdi beni buraya. Manisa'da işi varmış. Seni İzmir'e bırakırım. Oradan da Manisa'ya dönerim demişti. Allah ondan razı olsun. Fulya iyi demiştin. Fulya iyi. Yakında taburcu olur o da. Allah'ım iki sene de şifa versin. Siz ne yaptınız? Kurdes kabilesiyle anlaşıp bizi tuzağa düşürdüler. Sonra iki mezar açıp bizi oraya gömmüşler. Ben o sırada kendimde değildim. Fulya'nın anlattığına göre böyle. Fehmi nasıl kurtarmış sizi? Biz köye girdiğimizde o çoktan köydeymiş zaten. Bizi polis sanıp saklanmış. Fulya siyah gölgeye görünce çığlık attı. O da bir şeyler oluyor diye bizim olduğumuz yere gelmiş. Bir şeyler olduğunu anlayınca da ateş açmış havaya. Bunlar da korkup tazmayı küreği bırakıp kaçmışlar. Bizi gömüldüğümüz yerden çıkartıp en yakın hastaneye getirmiş. Gecenin bir yarısı ıssız köyde ne arıyormuş? Define için gelmiş. Silahı da vahşi hayvanlar için taşıyormuş. Uzun süren bir yolculuğun ardından Ödemiş'e gelirler. Köy yolunda ilerlerler. Köy dağların arasında olduğu için köy yolu yokuştur. Yokuş yukarı her araba kolayca çıkamaz. Köy yolunda tam da yokuşun önünde bir araba stop etmiş bir şekilde beklemektedir. Yardım etmek için aşağı inerler. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hayırdır, bir sorun mu var arabada? Evet. Düz yokuşu çıkarken stop etti, çalıştıramadı. Dur bir de biz deneyelim. Orhan Hoca tam arabayı ittirecekken arkadan genç bir kadın sesi duyulur. Genç adama bir şeyler sorar. Genç kız. Timur, bu eniştemin ablası değil mi ya? Timur, olur mu Damla ya? Değildir. Damla. Anne baksana plakası aynı Ece. Vildan Hanım. Ay vallahi bu Doğukan'ın arabası. Firdevs Hanım. Fulya'nın eşi Doğukan'ın mı? Vildan Hanım. Evet, bizim damat Doğukan'ın. Biz onların komşularıyız. Topuk Çınar'dan bizim arabamız yoktu da onlardan rica ettik. Sağ olsunlar, onlar da bizi kırmayıp verdiler arabayı. Şimdi İzmir'deki akrabaları ziyaretlerinden dönüyoruz. O sırada yan tarafta bulunan bahçeden bir ses gelir. Bahçıvan. Yardıma ihtiyaç var mı? Arabamız stop etti de onu çalıştırmaya çalışıyoruz. Bir dakika diyerek bahçesinden çıkar. Arabanın önüne gelir ve kaputu açar. Kaputtan dumanlar gelmektedir. Araba stop falan etmemiş. Merak etmeyin, 10 dakikaya hallederiz. Der ve evine gider. Arif'im nasıl? Alışabildi mi buralara? Firdevs Hanım ve Orhan Hoca endişelendirmemek için soruları geçiştirirler. 5 dakika geçmeden bahçıvan elinde alet edevat ile geri döner. 2-3 dakika içerisinde motoru halleder, Timur arabayı çalıştırır. Allah sizden razı olsun. Amin. Cümlemizden inşallah. Usta borcumuz ne kadar? Estağfurullah, ne borcu? Biz Allah rızası için yaptık. Olmaz usta, al sen şunu. Sadaka niyetine. Onun yerine gelin evde sıcak çayımız için. Hanım daha yeni yapmıştı zaten. Vallahi çok iyi olur. Firdevs Hanım ve Orhan Hoca hiç istemeseler de içeri girer, çay içilir. Firdevs Hanım ve Orhan Hoca çok geç olmadan kalkmak isterler. Hayırdır yahu, ne bu acele? Evde çocuklar bekliyor da. Hangi köy bu? Topuk Çınar.
Yalan söylemeyin be, yalan söylemiyoruz. Ufak atında civcivler yesin, ufak çınar terk edildiği yıllar oldu. Ben de o köydenim. Kimse yaşamıyor artık o lanetli köyde. Nasıl yani? Zamanında o köyde cadılar yaşıyordu. Kara büyü falan yapıyorlardı. Biz de ses çıkarmıyorduk. Sonra köyde yılan derili gözleri oyulmuş ama canlı, yaşayan bebekler doğdu. Ondan da sonra cadıların yaşadığı evler bir anda bir sabah alev aldı. Cadılar cayır cayır yandı. Biz de köyü terk etmek zorunda kaldık. Kul yaslar gelmiş köye. Ama kaç yıl önce, şimdi kimse yerini bilmiyor Topuk Çınar'ın. Nasıl olabilir yahu? Rük Bey de diyorlar o köye. Artık kimse yaşamıyor. Daha demin de itfaiyeler, polisler geçti bu yoldan. Rük Bey'e gidiyorlarmış. Köy alev altında kalmış. Tamamı mı? Köy üst kısımları yanmış. Altta sıçramamış. Firdevs Hanım Arif der. Ve oradaki tüm herkes dışarıya çıkıp arabalarına atlar. Orhan Hoca önde, Tümür arkadan Topuk Çınar'a doğru ilerlerler. Topuk Çınar'a namı değer Rük Bey köyüne gelirler. Normalde Topuk Çınar'a hoş geldiniz yazan tabela yerine köye girişler tehlikeli ve yasaktır yazısı asılmıştır. Polislere durumu izah edip hem de polislerden izin alıp köye girerler. Hemen evi bulup içine girerler. Aslında ev küçük bir haldedir. Her adımda attığında tahtalardan ses çıkmaktadır. Küçücük evin içerisinde herkes Arif arar. Ne bahçedeki çukurda ne de yatak odasında Arif yoktur. O sırada Damla yerdeki bir şeye baka kalır. Bu şey odur, düğün davetiyesidir. Damla Timur düğün davetiyesi. Onlar davetiyeye bakarken polis içeri girer. Siz küçük bir çocuk arıyordunuz değil mi? Bilden Hanım ağlamaklı bir sesle evet adı Arif. Sizi dışarı alacağım. Evden dışarı çıkarlar, Arif oradadır. Evet Arif bulunmuştur. Hem de sağ salim bir haldedir. Herkes Arif'e sarılır, onu öper. Arif teyze annemle babam nerede? Şeyde tatlım İzmir'de Demet teyzenin yanındalar. Ha oradalar işte. O sırada dürümcü Necmi Usta oraya gelir. İyisin değil mi Arif'im? İyiyim Necmi amca sağ ol. Arif'i sağ salim bize teslim eden Necmi Usta'ydı. Allah sizden razı olsun. Ne demek? İnsanlık görevimiz. Haberlerde duydum yangını. İhsan bana söylemişti. Arif köyde bir şeyler okursa ona bakarsın diye. Yangın çıkınca koşarak geldim Topuk Çınar'a. Çok sağ ol Necmi Usta. Allah senden bin kere razı olsun. Cümlemizden. Ben dükkana geri dönüyorum o zaman. Hoşça kalın. O zaman biz de anne ve babayı görmeye gidelim. Nasıl gideceğiz? Birisi Giresun'da, birisi Kırklareli'nde. Doğukan beni aramış. Geri döndüm. İyileşmiş, Kırklareli'ne varmış bile. Fulya'da iyileşince geri döneceklermiş. Ablamın Kırklareli'nde ne işi var? Yolda anlatırız. Çok uzun hikaye. İyi tamam o zaman. Damla, şimdi anneyle babaya gidiyoruz. Saklarsan yolculuğun ardından saka sağlam Kırklareli'ne ulaşırlar. Doğukan ve Fulya'yı ziyaret ederler. Hayatlarının geri kalanını mutlu, dertsiz ve tasasız bir şekilde yaşarlar. Kişilere ne oldu peki? Doğukan, Fulya ve Arif hayatlarının geri kalanını mutlu bir şekilde yaşadılar. Firdevs ve Orhan Hoca bu zorlu mücadele onları yıldırmadı. Evleri bereketlendi, köyleri bereketlendi. Damla Timur, 4 Eylül tarihinde görkemli bir düğün ile dünya evine girdiler. Bildan, hayatı normal, eski şeklinde devam etti. İhsan ve Hatice, o geceden sonra kendilerinden hiçbir haber alınamadı. Hala kayıplar. Hala kayıplar listesinde adları yazılıdır. Davut amca, Kulyas Çin kabilesi ile yaptığı anlaşmaya uymadığı için Kulyas kabilesi tarafından Azazil yokuşu yöntemiyle Berzah alemine alındı. Eskişehir'de daha sonra yaşamaya başladığı evi ise sebebi bilinmeyen bir yangın nedeniyle kül oldu.